Bir asayiş haberimiz daha var. Yüzük çalan hırsıza çağrı var sevgili izleyiciler. Van'da hediyelik eşya dükkanına giren hırsız müşteriye ait emanet yüzüğü alıp sırra kadem bastı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibi ise yüzük çalan hırsıza seslendi. "Sana farklı bir yüzük vereyim," dedi. "Gel emanet olan yüzüğü teslim et," dedi. Van'da hediyelik eşya dükkanına giren hırsız, müşteriye ait emanet yüzüğü alıp sırra kadem bastı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. İş merkezinde saat, gümüş ve bijuteri dükkanına giren hırsız, tespihlere bakmak istedi. İş yeri sahibinin tespihleri getirmek için arkasına döndüğü sırada emanet yüzüğü cebine koyan hırsız, dükkandan çıkıp gitti. Yüzüğün olmadığını sonradan fark ettiğini ifade eden işletme sahibi Murat Baran, bu tür olayların sürekli yaşandığını ifade ederek yetkililerden bunlara karşı tedbir alınmasını istedi. Bir önceki gün müşterimize biz yüzük siparişi vermiştik. Yüzüğün de belli bir tadilat, tamirat aşamasında cila sürdük, buraya bıraktık. Şöyle bu anahtarın olduğu yere kurması için müşteriyi bekliyorduk tabii. O arada hırsız içeri geliyor. Tabii bir bayan müşteri de vardı, çocuklu bir aile. Müşteri içeri girdi. O arada beni oyaladı. Şuradan bir tesbih sordu. Tesbih istedi. Tesbih çıkardım. Tam tesbih çıkarırken buradan yüzüğü çalıyor. Şuradan yüzüğü çalıyor. Cebine koyuyor. Bunu anlatmamın sebebi, ben yüzüğün peşinde değilim. Elbette ki belki çok değersiz de olabilir ama ben müşterimize, sipariş aldığım müşterimize karşı mahcubum. Bu bir değil, iki değil, üç değil, defalarca kez hırsızlık oluyor. Yani artık bunun içine girip emniyete de, yani bir yüzük için müracaat etmeye de şey yapamıyoruz. Dolayısıyla ya bunlar bir değil, iki değil, üç değil, dediğim gibi çok var. Yani bunun için bir önlem alınması lazım. Bu insanlar belli başlı kişiler, bunlara bir tedbir alınması lazım. Baran konuşmasında yüzüğü çalan hırsıza da seslendi. Biz artık gerçekten bunlardan bıktık. Yani zaten ekonomik olarak, esnaf olarak dar bir boğazdayız. Bir de bunlar da üstüne gelince sıkıntı yaşıyoruz. Ben bu kardeşimizden de rica ediyorum, getirsin yüzüğü versin, ben ona farklı bir yüzük vereyim. Müşterime karşı ben mahcup olmayayım. Ona istediği bu yüzüğü vereyim. Bir yüzük önemli değil. Fiyatı 500-600 bin lira neyse, ben istediği yüzüğü vereyim. Ama müşterime karşı ben mahcup oldum. Özel yaptırmış olduğum bir yüzük. Evet, artık esnaf da çaresiz kalmış. Hırsıza çok nazik, kibar bir teklifte bulunuyor. Yüzüğü geri getir. Hırsızlık yapan şahıs da bu kibar teklifi kabul edip getirip geri verecek sanıyor. Tabii ki sevgili izleyiciler, enteresan ve yani hırsızlık çok büyük bir ahlak çöküntüsünün ifadesi aslında sevgili seyirciler. Tabii ki bunun birçok nedeni var. Bizde ülkeyi soyup soğana çevirenler çok fazla bilinmez, görünmez ama hırsızlığın her türlüsünü lanetliyoruz, her türlüsüne karşı çıkmalıyız. Ama ülkemizi soyup soğana çeviren hırsızlara birçok anlamda yani delil aranarak bazen sahip çıkıldığı sahneleri de yaşamışız. Hiç dokunulmayan insanlar var maalesef. Ama biz işte bir tane yüzüğün, 5 kilo portakalın, 2 kilo baklavanın peşine veren anlayışlarında olduğunu görüyoruz. Üzücü, çelişkilerle dolu meseleler var. Kendiyle tezat o kadar konu var ki konuşulacak. Ama işte ülkemizdeki yapılan hırsızlık, yolsuzluk, israf, aşırı lüks yaşam, yaşam kalitesini, gayri safi milli hasılayı o kadar etkiledi ki biraz ders almak, daha doğruyu sorgulamak, hesabı nerede sorulması gerektiğini anlamak belki ahlaki yaşamın en önemli noktası olsa gerek sevgili izleyiciler. Ahlakın çöktüğü yerde hiçbir şeyi ayağa kaldıramazsınız açıkçası.